ve bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmakta her bir Cumhuriyet Halk Parti olarak hepimizin ortak görevi. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlık yarışını Özgür Özel karşısında kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aktif siyasete devam etmeye hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasının yeni bir vakıf kurmak ya da var olan bir vakfın yönetimini devralmak olduğu iddia edildi. Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın devralınacağı konusunda karara varılacak. Her iki durumda da Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul'da hem de Ankara'da birer ofisi bulunacak. Kılıçdaroğlu çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak. Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak. Öte yandan CHP üyesi Tolgahan Erdoğan da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun bir ofis açma planının olduğunu paylaştı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüm. Morali gayet iyi ve Bay Kemal bütün yol arkadaşlarına selamlarını iletti. Önümüzdeki günlerde ailesiyle dinlenme sürecini bitirdikten sonra bir ofis açma ve birkaç proje var. İnşallah o süreçte bütün yol arkadaşlarımı ziyarete bekliyorum dedi. Genel başkanımızın da hep dediği gibi yolu doğru olanın yükü de ağır olur. Yükümüz ağır, yolumuz doğru. Yolumuz Bay Kemal'in yolu.